Herkese Türkiye'den selamlar. Bugün E sesini, E harfini işlemiştik. Hilal hocamızın güzel anlatımları da E harfini işlemiştik. Ve attığımız çalışma kağıdının cevap anahtarını göndermek istedik. İlkinde adında E sesi bulunan varlıkları boyayalım demiş. Biz burada kırmızı noktalarla E sesi bulunan varlıkları işaretledik. Birincisinde çilek görüyorsunuz. Çilek. E ile çilek. Çilekte E harfi olduğu için, E sesi bulunduğu için çileği boyuyoruz. İkincisinde armut. Armut. Armutta E sesi yok. Bunun için armutu boyamıyoruz. Üçüncüsünde fil. Fil. Filde E sesi yok. Bunun için fili boyamıyoruz. Üçüncüsünde fare resmi görüyoruz. Fare. Farede E sesi var. Bunun için fareyi boyuyoruz. Sonraki etkinliğimizde büyük E ve küçük E harflerini yazalım demiş. Bu etkinliğimizde büyük E ve küçük E harflerini derste Hilal hocamızın anlattığı şekilde yazıyoruz. Buradaki etkinliğimizde de aynı şekilde büyük E ve küçük E harflerini yazalım demiş. Burada da büyük E ve küçük E harflerini hocamızın anlattığı şekilde yazmamız gerekiyor. Bir sonraki etkinliğimizde adı E sesi ile başlayan varlıkların bulutunu boyayalım demiş. Evet görüyorsunuz burada her bir varlığın altında bir bulut var ve adı E sesi ile başlayan varlıkların bulutunu boyamamız gerekiyor. Birincisi elma. Azerbaycan Türkçesi ile alma, Türkiye Türkçesi ile elma. Elmada E sesi var ve E sesi ile başlıyor. Elma, E. Bunun için elmayı boyuyoruz. İkinci resimde bir ördek görüyoruz. Ördek. Ördek. Ördekte E sesi var fakat E ile başlamıyor. Ö ile başlıyor. Bunun için ördeği boyamıyoruz. Çünkü başında E sesi olanları boyamamız gerekiyor. Ördekte E sesi var fakat E sesi başlamıyor. Üçüncüsünde bir kalem resmi görüyoruz. Kalem. Kalemde E sesi var fakat kalem e ile başlamıyor. Bunun için kalemin bulutunu boyamamıza gerek yok. Üçüncüde bir eşek görüyoruz. Eşek. E. Eşek. Bunun için eşeğin bulutunu boyuyoruz. Çünkü E ile başlıyor. E. Bir sonraki etkinliğimizde adında E sesi bulunan bir varlık çizelim demiş. Adında E sesi bulunan bir varlık çizeceğiz. Elma çizebiliriz. Ördek çizebiliriz ekmek çizebiliriz. Burası tamamen bize bağlı. Adında E sesi bulunan herhangi bir varlığı çizebiliriz. Burada yine büyük E ve küçük E harflerini yazalım demiş. Burada da büyük E ve küçük E harflerini Hilal öğretmenimizin anlattığı şekliyle yazmamız gerekiyor. Son etkinliğimizde ise bizim attığımız çalışma kağıdında burası boyalı değildi. E ve E harflerinin olduğu bölümleri gri renge boyayalım demiş. Burada E harflerinin bulunduğu kısımları griye boyadığımız zaman ortaya bir eşek resmi çıktığını görüyoruz. Boyamayı yaptığımız zaman ortaya bir eşek resmi çıktığını görüyoruz. Hepinize iyi günler dileriz.